Evet, yavaştan başlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Java ile algoritma problemleri çözeceğiz. LeetCode ve HackerRank üzerinden sorular çözüp birlikte tartışacağız. On any cumulus cloud having number that is equal to the number of the current cloud plus one or two. The player must avoid the thunderheads. Determine the minimum. Yağmur bulutları. Yaşa be Eyüp. Ben hiç bilmiyordum öyle bir kelime olduğunu. Hey, Translate Google'da cumulus diye çevirdim. Index the array from 0 6'ya kadar. Okey. 6 elemanlı bir array veriyormuş. The number of on each cloud is its index in the list. So the player must avoid the clouds at index. Ha, the player can jump on any cumulus cloud having a number that is equal to the number of the current cloud plus 1 or 2. Ha. Ha, bir ya da iki tane atlayabiliyor. Evet. Max 2, minimum 1 atlayabiliyor. Bunu niye 4 peki? Ha, 3 at. Minimumunu seç diyor işte. Tamam. Sıfırdan 1 atlayabilirim. Sıfırdan İki 2 at, atlayabilir. 2 atlayabilirim. 2 dolu. Okey. Tamam. Kod nerede? Anladım gibi. Link. Load. Şimdi örnek girdiğimizi çıktığımızı da alalım. Sonra çözüme başlayalım. Bunun sonucunda 4 dönecek. Çünkü sıfırdan 1 atlayabilirim. 1 adım. Birden 3 atlayabilirim. 2 adım. 3'ten 4 atlayabilirim. 3 adım. 4'ten 5 atlayabilirim. 4 adım. Şöyle olursa ne olur? Peki. Hadi size soru. 0 0 1 1 olursa sonuç ne olacak? 0 mı olacak? Yani atlayamazsın. Geçmiş olsun. Yok. Bence öyle Yine olacak. 4'e atlayabiliyorsun sanki. Ama şöyle. 0 1 Ha, iki. 1'den 4'e atlayamam. Maksimum 2 atlayabiliyorum ya. Aynen doğru. Oradan yüksek yapalım. Tamam. Şimdi ilk önce şunu yapmam lazım. If bir de result koyayım değil mi şuraya? Diyeceğim ki c nokta get bir şey söyleyeceğim. Bu bir olursa ne olacak? Birinci eleman. Galiba o herhalde başlangıç hep sıfır mı oluyor? C sıfır ve n eksi bir sıfır olmak zorundaymış. Tamam. Şimdi kanka gideceksin ya. Oradan nereye gidebildiğine bakman gerekiyor. Yani iki gidebiliyor muyuma bakacaksın. İki gidemiyorsan bir gideceksin. Bir gidebiliyor muyuma bakacaksın. İkisini de gidemiyorsan false. Yoksa iki gidebiliyorsan iki seçeceksin. O zaman şunu Öyle yapmam lazım. I artı bence. 2 C'nin sayısından küçük olması lazım. Ve Buna göre loop condition da ayarlaman lazım ama hani ya iyi işte şey c size eksi 2'ye kadar gidebilir. Şu artı 2 yapıyorsun ya index out of bounds olmaman için. I artı 2 C'nin sayısından küçük olduğu sürece Eksi 1 kullanılacak. aynen. Aynen. I artı 2 eşit sıfırsa result artı result artı. Şimdi result'ı arttırdım ya, o zaman i'yi de 2 arttırmam lazım, 1 değil. Ama onu bir de sen bunu while loop'a mı döndürsen acaba ya? While loop'a mı çevireyim? Daha Aynen. mantıklı. While daha mantıklı. For her türlü arttırıyor. Yo. Dur, şöyle yapacaktım. As. Çok as if. Bu arkadaşın artı biri 21 değil, 1 ise result'ı 1 arttır. İyi olduğu gibi kalsın. Else yani artı 2'ye baktım 0 değil. Artı 1'e baktım 0 değil. O zaman Hı.
O zaman pat geri dönüyorsun. Result eşittir 0. Break. Return'de ne? Result. Şu an çok inanmadım yaptığıma da bakacağız artık. Out. Evet. Örnek verdiğini lan bunu değil. Şunu çalıştırıyorum. Örnek verdiği şeyi de input'u koydum. 4 çıktı. Evet 4'tü lan. Dur yaptık mı acaba? Diğer senaryoları çalıştırmak için yapıştıralım kodumuzu. Submit dedim ama direkt. Oha geçti hepsi. Kolaymış lan bu. Eyvallah kanka. Evet sorusu olan var mı? Yayın.